kelimenin gücüne çok inanıyoruz. Aslında bizler de kelime işçiliği yapıyoruz. Kahraman TV'de sizlerle birlikte, değerli köşe yazarı arkadaşlarımızla birlikte şehirde farklı bir misyonu, farklı bir vizyonu aşılamaya çalışıyor. Her zaman söylüyorum, birlikte çok güçlüyüz diye. İnşallah bu birlikteliklerin devamı gelecektir. Farklı bir bakış açısı kazandıracağına dair hiçbir şüphem yok. Çünkü alanlarında herkes gerçekten deneyimli, çok da güzel işler çıkartıyorlar. Kahraman TV de bu serüvene bir nebze olsun fayda sağlarsa ne mutlu bize. Ben bu arada bizlere ev sahipliği yapan Alpedo ve Kervan Lezzet Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sami Kervancıoğlu Beyefendi'ye ve bu ziyarete icabet eden, bu daveti icabet eden bütün köşe yazarı ekibimize teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah daha güzel günlerde buluşuruz. Pandeminin olmadığı, insanların sağlıkla hayatlarına devam ettiği, ekonomik anlamda vatandaşlarımızın refahının arttığı bir 2022 yılını temenni ediyoruz. Gerçekten dünya çok zor bir dönemden geçiyor. Ülkemiz de bu noktada bu süreçten nasibini maalesef ki alıyor. Enflasyon altında ezilen bir ülke olarak dünyada kayıtlara geçiyoruz. Dileriz her şey 2022 yılında sağlıklı olur. Refaha da ulaşırız. 3 yıldan beridir Kahramanmaraş'ta hizmet veriyoruz. Hep böyle hayalimizdi bu işi yapabilmek. İlker, Lokman ve ben startı verdik ve köşe yazarı kadrosunu oluşturmak da aslında bu bir projeydi. Alanında uzman kişileri dahil ettiğimizi düşünüyorum. Sağ olsunlar, hem şehir gündemini, ülke gündemini takip edip köşelerinde bunları belirtiyorlar. Katıldıkları için çok teşekkür ederiz. Bizleri kırmadılar. Birbirinden değerli yazarlarımıza hepsine çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle tabii Kahraman TV'ye ben çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi bu güzel masada, bu güzel dostlarla buluşturduğu için ben açıkçası Kervan Lezzet Grubu olarak çok mutlu oldum. Çünkü burada gerçekten çok vizyonlu, çok değerli, çok kıymetli bir ekip var. Gençler bizim geleceğimiz diyorum. Yani bu kardeşlerimiz de pırlanta gibi genç kardeşlerimiz. Biz belli bir seviyeye geldik yani yaş olarak. Ama burada bu gençlerimizden bugün gerçekten beraber olmak, gençlerimizle beraber istişare etmek, Kahramanmaraş'ımızı konuşmak, gastronomiyi konuşmak, turizmi konuşmak, bunlar gerçekten güzel oluşum içinde oldu. Ben Kahraman Medya, İlker Apaydın Bey'e bu güzel davette bizi de misafir ettiği için ben çok teşekkür ediyorum. Bütün burada bulunan misafirlere saygılar sunuyorum. Herkes Kervan Kristal Şubesi'nde hoş geldi diyorum. Teşekkür ediyorum. Harika bir ortam. Pırıl pırıl insanlar. Şehrin vizyonlu ve her biri kendi yaptığı işe değer katan insanlarla bir aradayız. Kahraman TV'de yazmak güzel. Şöyle çok güzel tepkiler alıyoruz. Hani olumlu olumsuz. Şehrimizin insanları bu bir konu hakkında ne düşünüyor onu görüyoruz. Ben gayrimenkul konusunda biraz daha yazıyorum. İnsanlar, ya benim, bence mesleğime de faydası oluyor. Çünkü insanlar bu konu hakkında ne düşünüyor en iyi orada görüyoruz biz. Kahraman Medya'nın çok değerli yazar kadrosuyla bugün bir arada bulunmak bizim için çok keyifliydi. Birçok değerli kendi alanlarında isim yapmış insanlarla bir araya geldik. Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Bey'in ev sahipliğinde keyifli zaman geçirdik. Kervan lezzetleriyle buluştuk. Köşe yazarlığı deneyiminde hukuk ve edebiyatı birleştirmek, Kahramanmaraş'ın insanlarıyla, gençleriyle hukuk ve edebiyat çerçevesinde buluşmak çok güzel. Hukukun ışığında yeni yazılarda görüşmek dileğiyle. Öncelikle gerçekten bu gece için teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir geceydi. Çok güzel insanlar tanıdım. Yazarlarımızın yazılarına zaten hayranım. Hepsini takip ediyorum. Sık sık da yazmalarını diliyorum. Ben de burada daha çok spor ve dans alanında köşe yazıları yazıyorum. İnsanları daha motive ve pozitif enerjiyle yüklemek istiyorum. Bu tarz yazılar yazarak devam edeceğim. Genel olarak ben kendi sayfamda da küçük küçük yazılar yazıyordum ve sanırım dikkatle çektiğini düşünüyorum. Böyle bir talep de oldu. Sonrasında insanlar hani
biraz daha yazmamı istediler. Bu çok hoşuma gitti. Yazmaya devam edeceğim sanırım. Bu güzel kadro içinde olduğum için çok mutluyum. Kahraman Medya ekibine ve yazarlarımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum hepsiyle tanıştığıma. Ben başlayalı bir ay oldu. Güzel yorumlar aldığım kadar ev fiyatlarıyla ilgili kötü yorumlar da alıyorum. Ama buna yapabileceğim bir şey yok. Kahraman Medya ekibiyle birlikte çalışmak ve sevgili yazarlarımızla birlikte çalışmak çok güzel. Hepsi kendi alanında çok başarılılar. İnşallah güzel bir başarı yakalayacağımızı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir etkinlik, çok güzel bir topluluk. Kahramanmaraş'ımızın vizyonunda çok güzel bir renk katan Kahraman Medya ekibini kutluyorum. Uzun zamandır takip ediyoruz ve dönem dönemde böyle güzel işler çıkartıyoruz. Tüm ekip bu işi severek yaptığı için bu tüm olaya yansıyor. Aslında şehre yansıyor, ülkeye yansıyor. Ben de bu alanda köşe yazarlığında turizm ve gastronomi anlamında şehrin biraz daha markasının ileriye doğru taşımak anlamında Kahraman Medya ile ortak çalışmalar yapıyoruz. Kervan grubuna çok teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş için çok güzel turizm anlamında ve gastronomi anlamında çok büyük destekleri var. Sami Kervancıoğlu'na teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlik. İnşallah faydalı olur diye düşünüyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İyi ki böyle bir organizasyon gerçekleştirdiniz ve birlikteyiz. Yazılarımda da genelde hani insanların düşünce tarzı zaten ne geliyorsa başımıza çekiyoruz. Çekim yasası veya işte travmalar, algı nasıl değiştirebiliriz, neler yapabiliriz? Bunları ben yazmaya çalışıyorum. Umarım doğru ifade edebiliyorumdur. Umarım geniş bir kitleye hitap edebiliyorum. Dur diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten hani amaç güzel ve düşünce tarzını değiştirdiğimiz zaman ben her şeyin değişeceğine inanıyorum. Bu anlamda da yazmaya devam edeceğim. Bugün itibariyle katıldım ve katıldığım için çok mutluyum. Çünkü birbirinden değerli insanları tanıdım. Hepsi işini aşkla yapan, gerçekten emek veren insanlar ve şunu söyleyebilirim ki Kahraman Medya öncülüğünde yapılan bu köşe yazıları, onun dışındaki diğer aktivitelerin hepsi kamu yararını gözeten bir şekilde gerçekten topluma yararlı şeyler ve ben de buna katkı sağlayabileceksem gerçekten kendimi çok mutlu hissederim. O yüzden hepiniz tanıdığım için çok mutluyum. Bu organizasyon için de çok teşekkür ederim. Kahraman Medya ekibine emeklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Hepsi birbirinden güzel insanlar. Zaten yazılarında da bu belli oluyordu açıkça. Hepsinin birbirinden güzel yazıları vardı. Yüz yüze tanışmış oldum, onun için çok mutluyum. Kahraman TV'de çalışmak nasıl bir duygu? Yaptığın işi severek yapmak önemli. Yaptığın işin bir amacı olması önemli. Yaptığın işin bir insana iyiliği dokunduğu zaman duyduğun gurur çok önemli. Bu açıdan Kahraman TV'nin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu ekibi siz de tanımış oldunuz biraz daha yakından. Evet. Şimdi montajları yaparken, arka planda editörlüğünü yaparken ekibi canlı canlı tanımıyordunuz. Evet. Şimdi tanıdınız. Bu nasıl bir duygu, onu ben merak ediyorum. Öncelikle burada bugün çok güzel insanlar tanıdım. Gerçekten hani bu şeyden çok memnunum. Yani iyi ki gelmişim diyorum, öncelikle bunu söyleyeyim. Gerçekten çok memnunum. Çok memnun oldum herkesle. Yani çok sıcakkanlı, çok sevecen insanlar olduğunuzu gerçekten çok iyi anladım. Yani benim diyeceklerim bu kadar. İnşallah montaj yaparken de daha çok dikkatli olacağım. Köşe yazılarınızı daha çok dikkatli okumaya çalışacağım bundan sonra. Emeğinize sağlık. Tüm ekibe ben teşekkür ediyorum. Tüm köşe yazarlarımız adına teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür.